Merhaba, iyi günler. Yeniden 1 Mayıs'ı kutlayarak başlayalım. 2 saat önceki yayında kutlamıştım ama yine kutlayalım. Kerem Kılıçdaroğlu konuğum ve kendisiyle Türkiye Malezya mı oluyor sorusunu konuşacağız. Bu eski bir soru. Daha önce Profesör Şerif Mardin'in mahalle baskısı tartışması üzerinden dile getirdiği bir soruydu ve daha çok işin dini yönü öne çıkıyordu. Ama Kerem'in geçen gün Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan makalesi, bu başlıklı makalesinde esas olarak siyasi sistemi gündeme alıyor ve şu anda 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de oluşmakta olan sistemin Malezya'da neredeyse 60-70 yıldır uygulanmakta olan sisteme çok benzemekte olduğunu iddia ediyor. Bunları konuşacağız. Hoş geldin Kerem. Merhaba. Olduk. Öncelikle bu Türkiye'de siyaset bilimciler, evet. Sen şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yarım zamanlı, evet. Siyaset biliminde hocalık yapıyorsun. Evet, evet. Böyle Asya ilgisi pek yoktur. Sen Malezya'yı ne ayak? Şimdi şöyle oldu, ben doktoramı Güney Kore'de yaptım. Güney Kore'de tabii ilk gittiğimde bir kafamda Güney Kore'nin demokratikleşmesi vardı. Daha sonra bunun hani fazlasıyla çalışılmış olduğunu gördüm. Ve aldığım bir ders de Güneydoğu Asya üzerineydi. Orada ilk başta tabii Endonezya dikkatimi çekti. Çünkü siyasal İslam'ın olduğu bir yer. Tıpkı Malezya gibi. Böyle yani siyasal İslam ve bu partilerin aslında neden bu popülasyona, Müslüman popülasyona rağmen başarısız olduğu sorusu geldi. Yani bu soru üzerine yoğunlaştım. Böyle olunca özellikle Endonezya üzerine yoğunlaşarak hani bir test çalışması yürüttüm. Tabii Endonezya çalışırken Malezya'da insanın ilgisini çekiyor. Orada da farklı bir demokrasi anlayışı var. İşte sizin dediğiniz gibi 60-70 yıldır tek partinin egemen olduğu bir sistem var. Adı değişmiş arada galiba ama. Adı değişiyor. Yani işte ilk başta İngilizce Alliance gibi bir adı varken daha sonra işte Barisan Nasyonel, yani Milliyetçi Cephe oluyor. Yani uzun bir süreç tabii parti de bu oluşturduğu milliyetçi cephede değişime uğruyor tabii. Peki burada Şerif Hoca'nın dile getirdiği hususta bir başlayalım sistemi, evet. Geçmeden önce. Orada kabaca şöyle bir şey vardı. Ekonomik olarak gelişen, evet. Dinin çok ciddi bir şekilde devlet eliyle kontrol ettiği, hatta edildiği, hatta yukarıdan aşağıya İslamileşmenin, evet. olduğu bir ülke tarifi vardı. Bu anlamıyla Türkiye'ye benzetiyor musun? Yani benzer yönleri var. Şimdi Malezya'daki parti, oradaki etnik durum da tabii önemli. Nüfusun çoğunluğunu Malaylar oluşturuyor. Geriye kalan ekonomiyi güçlü yapanlar da Çin asıllı Malezya vatandaşları. Parti de, hakim parti de bunları birleştirirken İslam'a vurgu yapıyor ve milliyetçiliği, yani milliyetçilik derken kendi tanımlarıyla kapsayıcı bir milliyetçiliği ortaya koyuyor. Aslında bize de benzer yönleri var. Yani İslam vurgusundan. Peki Çinliler Müslüman mı? Çinliler Müslüman değil. Ama şöyle, ticari ilişkiler düşünüldüğünde bu partiyle ciddi bir yakınlıkları da var. Sonuçta burada biraz da çıkar söz konusu. Bu açıdan tabii değişik politikalar da uygulandı. Mesela bu Malay vatandaşların, Malay kökenlerin durumu, ekonomik durumu çok kötü olduğu için 1970'te bir yeni ekonomi politikası adıyla bir proje ortaya kondu. Burada asıl amaç Malay vatandaşlara bir pozitif ayrımcılık uygulamaktı. Bunda da kısmen başarılı oldular. Yani kırsaldaki Malay vatandaşlar, daha sonra merkeze geçenler bakımından bu ekonomik politikası partiyi de hükümette tuttu çok uzun bir süre. Yani bu
Müslümanlardan bir yeni orta sınıf ya da yeni girişimci evet. sınıfı devletleriyle yaratmak gibi bir şey mi yaptılar? Yaptılar. Yani bunda da kısmen başarılı oldular. Bu 1970'lerde başlıyor tabii. 1991'de bunu biraz yumuşatıyorlar. Yumuşatmalarının sebebi de Çinli yatırımcı. Yani Çinlileri korkutmamak. Çinli elitlerin çünkü korkması demek ekonominin de sonuçta bir anlamda batması anlamına geliyordu. Yani Çinli azınlıkların bir şekilde sermayeyi kaçırması ya da evet. ülkeyi terk etmesi evet, ekonomiyi. Evet. Peki Malezya'nın ekonomisi hakikaten bir zamanlar çok kullanılırdı, artık pek kullanılmıyor ama Asya mucizesi denen olaya evet. uyan bir örnek mi Malezya? Ona uyuyor. Evet. Yani bu özellikle Mahathir Muhammed döneminde bu 1960'lardan 80'lerden 2000'e kadar yani bu ekonomik büyümeyi gerçekleştirdi. Bu anlamda da Güneydoğu Asya içerisindeki ülkelere baktığımızda da ekonomik durumu iyi olan ülkelerden bir tanesi Malezya. Burada nasıl beceriyorlar bunu? Buradaki temel olay nedir? Yani çünkü genellikle bu tür şeyler Türkiye'de de böyle bir takım büyüme modelleri falan isteniyor evet. da burada niye yapıyorlar? Mesela teknolojiye mi yatırım yapıyor yani, ya da finans kapitali mi çekiyor? Teknolojiye yatırım yapıyorlar. Onun dışında kendi sermayesini büyütmeye çalışıyor. Tabii bunu büyütmeye çalışırken işte dediğim gibi Çinlilerle yani Çinli etnik grupla arayı bir şekilde iyi tutuyor. Bu mesela araba işine giriyorlar. Proton marka araba işine giriyorlar. Onda istedikleri başarıyı elde edemiyorlar ama bir Mahathir Muhammed döneminde bir ekonomik büyüme sağlanıyor. Yani bu teknolojiye yatırım olsun. Diğer bu doğudaki Güney Kore ve Japonya modelini de biraz örnek alarak bunu peki siyaset bilimin literatüründe Malezya nasıl bir sınıfa konuluyor? Demokrasi mi, otoriter demokrasi ya da yeni tabirle illiberal yani liberal evet. olmayan demokrasi mi? Hangi şey daha geçerli? Yani yarı demokrasi de denebilir. Yani yarı otokrasi veya yarı demokrasi. Yarı demokrasi denmesinin sebebi seçimlerin olması. Fakat muhalefetin kazanma şansının çok az olması, neredeyse hatta hiç olmaması durumu. Bundan dolayı hani biraz böyle yarı demokrasi denebilir. Peki niye muhalefetin kazanma durumu hiç yok? Şimdi o tabii seçim sistemi ve seçimler öncesi bu Malezya'daki seçim kurulunun yaptığı değişikliklerden dolayı öncelikle bir adaletsiz bir durum ortaya çıkıyor. En son 2013 yılında bu gerçekleşti. Milliyetçi cephe %47 oy aldı yanılmıyorsam ama sandalyelerin %60'ına kazandı. Böyle bir durum var. Yani aslında seçimi kazanamadı fakat sandalye sayısı gene %60'ı buldu. Yani bu da şunu gösteriyor. Bütün işte bu seçim kurulu, gene bakanlıklar, devlet kaynakları olduğundan dolayı ellerinde muazzam bir güç var ve bu gücü de seçimlere bu şekilde yansıtıyorlar. Aslında büyük bir tepki var ama sonuçta kazanamadıkları seçimde bile sayıca fazla sonuç çıkıyor. Medyanın durumu nasıl? Medya da kontrol altında. Malezya'da belki internet üzerinde çok ciddi bir kısıtlama olmasa bile yani bu gazetelerde basılı yayın organları vesaire orada ciddi bir kontrol var. Yani pek bir özgürlük olduğu söylenemez. Peki sen 16 Nisan sonrası Türkiye'yi Türkiye'nin gittiği sistemi Malezya'ya şey yaparken bir Danny Roderick'e bir referans evet. veriyorsun. Onun bir yerde Türkiye en iyimser olarak evet, evet. Malezya olur demesine hareket ediyorsun. Burada seni buna sevk eden temel şeyler ne? Kriterler? Şimdi şöyle, öncelikle Malezya'da oluşturulan milliyetçi cephe bana bu 16 Nisan öncesi
bu AKP-MHP koalisyonunu andırdı. Fakat burada önemli olan, yani Milliyetçi Cephe önceden de vardı işte koalisyon olarak Türkiye'de, önceki dönemlerde vardı. Buradaki Milliyetçi Cephe'nin önemi çok kritik bir referandum öncesi oluşmasıydı. Şimdi böyle bir şey oluşunca referandum sonucundan da birlikte bu iki partinin hani birlikte hareket edecekmiş görüntüsü vermesinden dolayı böyle bir benzetme yaptım. Bir de AKP'nin elde ettiği, yani zaten mevcut elde ettiği güçle birlikte referandum sonuçları da iyi ya da kötü, yani AKP lehine çıkınca biraz daha kendini hani bu Malezya'daki Milliyetçi Cephe'ye doğru yani ya da öyle bir strateji uygulayacağını düşündüğüm için. Yani buradaki temel husus, muhalefetin ne yaparsa etsin kazanamayacağı bir sistem mi oluşuyor Türkiye'de? Biraz muhalefetin, ana muhalefetin başkanı baban olduğu için özür olarak da bunu söylüyorum. Evet, evet. Yani bana öyle geliyor. Biraz da amaçları böyle olacak. Şimdi seçim sistemi tartışılacak. Seçim sisteminde de işte daraltılmış bölge seçim sistemi deniyor. Bu da Malezya'dakine benzer bir şey, bir sonuç doğurabilir. Yani seçim bölgeleriyle oynanıyor. İşte seçim sistemi de buna göre, yani nasıl diyeyim, tek bir seçim bölgesinden tek bir vekil çıkacak şekilde ayarlanırsa bu Malezya'daki uygulanan sisteme benzer sonuçlar çıkabilir. Yani, ama bizde şöyle bir şey yok mu? Artık parlamentonun önümüzdeki dönemde çok bir önemi kalmayacak. Yani yeni, evet, değişiklikle beraber bizde bir Türk tipi deniyor ama bir, evet, başkanlık, evet, sistemi oluştu. Gerçekten Türk tipi dünyada pek bir örneği yok. Evet. Dolayısıyla meclisin çok da fazla önemi olmayacak zaten. Bu anlamda halbuki Malezya'da iyi kötü meclisin belli bir, evet, ağırlığı var, evet, herhalde. Evet. Ya Malezya'da var ama dediğim gibi sonuç hiçbir şekilde bu Milliyetçi Cephe'nin aleyhine çıkmıyor. Hani onu önceden ayarlıyorlar ama Türkiye'deki işte bu benzer sistemi, Malezya'daki benzer o seçim sistemini Türkiye'ye uygularlarsa muhtemelen mecliste de çoğunluğu elde edecekler. Yani orada da şöyle bir şey var, belki bu nasıl diyeyim, bu Malezya'da da oluyor, işte Singapur'da da oluyor. Genelde bu demokratik gözüken ama demokratik olmayan ülkelerde bu seçimler partilere bir meşruiyet kazandırıyor. Yani böyle bir yönü var. Belki parlamentoda işte bakın biz kazandık, seçimler adil yapıldı vesaire vesaire deyip, yani böyle bir meşrulaştırma çabası olabilir. Peki anladığım kadarıyla Malezya'da bir Muhammed bilirdik. Mahathir miydi? Mahathir Muhammed. Muhammed o bayağı bir etkili bir kişiydi ama son yıllarda pek adını, yani o ondan sonra gelenin adını pek ben, evet, bile ilgili olmama rağmen pek, evet, bilmiyorum. Evet. Orada anladığım kadarıyla Türkiye'deki Tayyip Erdoğan figürüne denk gelen bir figür yok sanki. O kadar nasıl diyeyim? Şimdi bu konuştuğumuz parti sonuçta 1946'da kurulmuş ya da 48'di galiba. Yani çok eski bir parti. Tabii farklı farklı işte liderler çıkardı doğal olarak. Parti içinde hizipler var ama hiçbiri bir Mahathir Muhammed kadar güçlü olamadı. Burada tabii Mahathir Muhammed'i önemli yapan hem ekonomik büyüme, bir de muhalefeti sert bir şekilde bastırması. Yani bu iki olaydan ötürü çok biliniyor. Onun dışında şu an yani partide belli gruplar, hizipler var ama Malezya'da şöyle bir durum oluyor. Genelde bu partiden kopanlar bir şekilde ilerleyen dönemlerde bastırılıyor. Bunun en büyük örneği de işte bu Anwar İbrahim var. O da aslında Mahathir Muhammed'den sonraki başbakan gözüyle bakılıyordu. Fakat Anwar İbrahim'in şöyle bir çıkışı oldu. Yani Malezya'da işte yolsuzluklar var,
bu kayırmacılık devam ediyor. İşte bir eşitsizlik var. Bunu bitirmemiz gerekiyor. Söylemiyle çıktı ortaya. Yönetimle ters düştü. Ondan sonra işte suçlamalar yöneltildi vesaire. En son hapse atıldı. Yani partiye muhalif olanların pek bir şansı da yok aslında. Peki burada şöyle bir husus var biliyorsun. Bu referandumda AK Parti tabanında da ciddi bir şekilde şöyle diyenler vardı. Ya biz bunu Tayyip Erdoğan için buna evet diyeceğiz ama Tayyip Erdoğan sonrası ne olacak diye. Evet, yani burada da birazcık sanki ona benziyor. Muhatir Muhammed zamanında bir güçlü tek adam figürü. Ondan sonra şu anda onun yerini kimsenin alamadığı ama partinin bu sefer daha baskın olduğu. Türkiye'de ama benim gördüğüm kadarıyla AK Parti'nin kendisinin Tayyip Erdoğan dışında pek bir gücü yok sanki. Öyle gözüküyor. Ve Tayyip Erdoğan sonrası da bir alternatif çıkacak mı? Tabii bunu söylemek için erken belki de ama Türkiye'de biraz öyle oluyor. Yani şimdi Mahathir Muhammed örneğinden gidersek partiyi kuran kendisi değildi. Sadece arada hani önemli liderlerinden birisi oldu. Hatta en güçlü lideri oldu. Ama parti devam etti. Türkiye'de böyle bir durum olmuyor. Yani birkaç siyasi parti dışında genelde lider odaklı oluyor. Bu da biraz da Türk siyasetinin özelliği. Hani o yüzden AK Parti için de Erdoğan sonrası devam edebilir mi, edemez mi? Onu aslında kestirmek biraz zor. Peki şimdi biliyorsun Türkiye ile Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin sorunları var vesaire ve burada bu yeni milliyetçi söylemde, yani AK Parti'nin başını çektiği milliyetçi söylemde biz onlara mecbur değiliz falan gibi şeyler söyleyip yüzümüzü doğuya döneriz diye. Sen Asya, doğu deyince Asya geliyor akla. Türkiye'nin yüzünü dönebileceği bir doğu var mı? Aslında şöyle olabilir, aklıma Japonya geldi. Hani seçimlerin adil bir şekilde yapıldığı, orada da bir liberal demokrat parti örneği var. Uzun yıllar iktidarda kaldı, bir muhafazakar parti aslında. Ama seçimleri kaybettiği dönemler oldu ve hiçbir problem yaşanmadı. Hani bu açıdan aslında Japonya kötü değil seçim odaklı düşünürsek. Yani partilerin gücün el değiştirdiği bir sistem olarak bir Japonya örneği düşünülebilir. Başka yok? Güney Kore var. Güney Kore'de gene aynı şekilde orada da bir başkanlık sistemi var. Ama oradaki işleyen sistem bizdekinden farklı. Bambaşka bir sistem. O Amerikan modelini andıran bir sistem. Yeni başkan görevden alındı galiba. Evet, görevden alındı. İşte seçimler yapılacak galiba yakın bir zaman içerisinde. Oradaki modelde çok kötü işlemiyor aslında. 80'lerden beri, 80'lerin sonundan beri uygulanıyor. Yani bu iki ülke şu an aklıma geldi ilk etapta. Peki ben esas şeyi kastetmiyorum. Yani sistem modeli dışında yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile kurduğu ya da Avrupa ile kurduğu batılılaşma projesi bir takım ittifaklar vesaireler. Bu stratejik olabilir, ekonomik olabilir. Bunlardan uzaklaşıp Türkiye'nin bir meşhur Şangay İşbirliği Örgütü gibi şeyler telaffuz ediliyor. Bunlar hakikaten Türkiye için bir seçenek olabilir mi o anlamda? Yani bir Avrupa Birliği'nin yerini, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yerini alabilecek bir Asya alternatifleri olabilir. Yani belki ticari anlamda düşünülüyor olabilir ama eğer hedef demokrasi ise, demokratikleşme ise o zaman iyi bir alternatif değil tabii ki. Yani Şangay İşbirliği Örgütü sonuçta bunu düşünmüyor. Keza ASEAN var, Güneydoğu Asya'da. Bu Avrupa Birliği gibi düşünülebilir ama ASEAN'ın bir Avrupa Birliği gibi demokrasiyle ilgili, insan haklarıyla ilgili bir kriteri yok. Yani bunun işte Vietnam'da üyesi, Malezya'da üyesi, Singapur'da üyesi, Endonezya'da da keza yine üyesi yani. Burada bir
eğer işin siyasi, demokratik boyutunu düşünürsek pek de önemsenmediği görülüyor. Yani bu açıdan Türkiye'nin de Asya'ya yönelmesi iktisadi kısmını bilemem ama yani demokrasi anlamında pek de bir şeyden bahsetmedik. Değil. Bugün galiba orada şu anda Cumhurbaşkanı Hindistan. Evet. O bambaşka bir örnek değil mi orada şey olarak baktığımız zaman? Hindistan evet yani fazlasıyla da karışık aslında. Yani çok da çok da uzman olmadığım bir ülke aslında, hani bilmediğim bir ülke, fazlasıyla karışık geliyor. Peki toparlayacak olursak, şimdi sen sorunun başına dönelim. Evet. Türkiye Malezya olur mu? Sen evet. Galiba oldu bile diyorsun, öyle mi? Yanılıyor muyum? Yani kısmen olduk, belli alanlarda olduk. Sadece hani bu siyasi, daha doğrusu idari kısmına bakarsak, hani ilerleyen dönemde bunun devamı gelecek gibi gözüküyor. Çünkü önümüzde işte seçimler olacak. Bu seçimler öncesi işte mesela bu seçim barajını kaldıralım denecek ve bunun yerine alternatif olarak işte bu daraltılmış bölge sistemi gelecek. Ve eğer bu sistem gelirse benim aklıma direkt Malezya'daki seçim sonuçları geliyor. Tabii nasıl olur bilmiyorum ama bu alanlarda da hani biraz daha Malezya'ya doğru kayıyoruz gibi geliyor. Peki bunu bundan istemeyenlerin yapabileceği ne olabilir? Yani muhalefetin mesela, Malezya'da muhalefetin yapamadığı ama Türkiye'de yapabileceği bir şey var mı? Durumu anlatmak olabilir. Daha da açıklamak olabilir. Yani sonuçta bu sistemin ileriye dönük olumlu bir şey, Türkiye'ye olumlu bir şey katmayacağını anlatması gerekiyor. Yani sonuç olarak diyorsun ki bir iktidar var, bu iktidar dizayn ediyor. Evet, evet. Ve bir yerden sonra muhalefet ne yaparsa yapsın, evet, bir şekilde bu demokratik görünümlü şekillerle bunlar, evet, evet, bir şekilde bertaraf ediliyor ve muhalefetin hiçbir şekilde, evet, iktidara gelmesini imkanı kalmıyor. Malezya modelini böyle özetleyebilir miyiz? Böyle. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi Malezya'da elitler, yani elitler derken iş dünyası diyeyim. İş dünyası hani oluşturulurken şöyle bir şey var. İşte bu Çin kökenlileri kaçırmadılar. Sürekli işte onların desteğini aldılar. Belli dönemler işte Çinliler bir ayrımcılığa uğradı vesaire. Ama burada yani Malezya'da hem partinin kendi yarattığı bir iş dünyası hem de bu Çinlilerin sonuç itibariyle birleşmiş bir görüntüsü var. Türkiye'de bu henüz olmamış gibi, yani nasıl diyeyim, mesela iş dünyası komple şu an için AK Parti'ye çalışmıyor ya da AK Parti'nin kontrolünde değil. Yani orada bir farklılık var. Son olarak hani eklemek istedim. Onun da ömrü ne kadar sürer? Onu bilmiyoruz yani. Ama o da o yönde giderse kötü maalesef. Evet, uzaktaki bir ülkeyi Malezya'yla karşılaştırdık. Kerem Kılıçdaroğlu'yla ama çok pek iç açıcı olmadı galiba. Biraz belki de hani sonuçta bahsettiğimiz ülke, yani Malezya, demokratik olarak geçmiyor yani. O yüzden evet, fazla şey oldu. Evet, Türkiye Malezya olur mu sorusunu dini olandan ziyade siyasi sistem olarak ve dolayısıyla da şöyle özetleyebiliriz tekrar. Muhalefetin kazanma şansının sürekli iktidar tarafından tıkandığı diyelim. Evet, tıkandı. Bir sistem olarak özetliyor Kerem Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin de 16 Nisan'dan itibaren böyle bir yörüngeye girdiğini söylüyor ve sonuçta bu dışarıdan bakıldığında seçimlerin olduğu demokratik görünümlü, evet, ama yarı demokrasi diyebileceğim, evet, seçimlerin olduğu ama seçimlerin adil bir şekilde olduğu konusunda ciddi şüphelerin olduğu, evet, bir, evet, sisteme doğru Türkiye'ye gittiğini söylüyor. Kerem Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.